Rüya. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Oynuyorum. Ne oynuyorsun? Bebeğinle mi? Bakın. Rüya. O sepetle ne yapıyorsun? Peki bir şey soracağım. Otobüsçülük oynuyorum. Nasıl otobüsçülük oynuyorsun o sepetle hani Bak bu yahu? bebek koltuğu, bebek koltuğu, bebek Allah koltuğu. Allah. Hani şu bebeklerin, çocukların oturduğu bir koltuk var. Onu mu yaptın? Bak ben de seviyorum. Sen nasıl sığıyorsun? Arkadaşlar bu rüyanın enteresan fikirleri gerçekten benden alıyor. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Of. E tabii ki sığmaz yani rüya. Hadi gel. Yavaş ne yapıyorsun? Hadi gel gel gel, içeride seni bir şey bekliyor. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Gel bakalım. Huhu. Arkada inanmıyorum. Rüya şu an şoktayım yani. Bu oyuncaklar niye bu kadar dağılmış burada? Sepetten çıkmışlar sanki, bir şeyler olmuş. Evet arkadaşlar, şimdi burada bizim bir tane kutu oyuncağı açacağız. Daha doğrusu oyuncak kutusu açacağız. Kutu oyuncağı dedim, yanlış bir kelime oldu galiba. Rüya bir dakika, onları lütfen rica ediyorum sana yere atma, tamam mı? Arkadaşlar anneme ben geçen gün ne dedim söyleyeyim mi? Ne dedin? Kutu pis yaparım seni dedim. Arkadaşlar onun ne demek olduğunu nereden bilsin yahu? Babam söylüyor hep. Tamam hadi bakalım şimdi. Ben O ne? Ay lol, bebeğin biberonu, inanmıyorum. Bu burada mı kalmış Rüya? Ben de bunu arıyordum biliyor musun, çekimler için. Al. Koy oraya anneciğim şimdi bunu. Hadi arkadaşlar şu kutuyu bir gösterelim önce. Meyveleri alsana anneciğim üzerinden. Hatta birleştirebilirsin bile. Birleştir. Ondan sonra açalım. Ne dersin? Bunun eşiği nerede Tamam, acaba? oraya koy, sonra buluruz istersen eşini. Zaten hepsi birbirine girmiş orada, baksana. Hadi. Biraz acele et anneciğim ama. Koy öyle Her kenara. şey mızmız etme. Kim mızmız ediyor her şeye? Sen. Mızmız etmiyorum ki Bunun her eşiği nerede şeye. acaba? Tamam hadi koy. Hadi koy anneciğim. Birleştireyim bari kenarlarla. Onu da birleştir. Tamam. Şimdi bize şu kutuyu bir gösterir misin? Yok yok, yere oturmamıza gerek yok. Yere oturmamıza gerek yok Rüyacığım. Neyse geliyor. Şöyle. Bir dakika bir dakika bir dakika. Yırtma. Önce şu kutuyu bir gösterir misin bize? Anneciğim göremiyoruz ama bir kaldırır mısın kutuyu Rüyacığım? Rica ediyorum. Ne olduğunu arkadaşlar ne olduğunu göremiyor Rüyacığım. Şöyle bir tut şunu. Bekle. Arkadaşlar burada heyecan geçirmeyi var. Peki ne bu? Ne olduğunu biliyor musun? Bakalım. Ne bu? Bazen müdürlere yemek yapabiliriz. Arkasını çevirelim isterseniz. Hayır. Arkasında ne? Bu bir arkadaşlar, bu bir böyle hani Bakın bazen hamburgercilere gidiyoruz, işte ne bileyim dürümcülere gidiyoruz hani annelerimizle babalarımızla. Dürümcüleri biliyorsunuz değil mi? Ya da işte fast foodçular, hamburgerciler falan. Bu da bir hamburgerci çeşidi ama bir saniye Rüyacığım, ama bu sadece deniz ürünleri satan bir hamburgerci. Yani işte gördüğünüz gibi yengeç, ondan sonracığıma balık, diğer balıklar. Wow, şuraya bakın, harika. isterseniz Karides açalım. falan da vardır bunda, biliyor musunuz? Arkadaşlar gerçekten çok değişik değişik. Arkadaşlar bakın şu. Bu balığın adı neydi bunun? Hangisinin adı? Bunun adı. Bakayım. O kılıç balığıydı değil mi? Evet. Kılıç balığıydı. Bir saniye. İsterseniz Tamam, açalım. açacağız. Şimdi açıyoruz. Bir bakar mısın? Şöyle bir göster arkadaşlara. Bakın isterseniz bunun fotoğrafını çekebilirsiniz. Evet. Çekin hadi. Ver şimdi açalım. Hadi açalım bakalım kutuyu artık. Kutusunu artık yırtabiliyoruz kutusunu. Çünkü bu oyuncak diye yırtacağız. Evet ama birazcık zor çıkacağı benziyor bu buradan. Çok güzel oyunlar oynanır bundan Rüya. Umarım malzemeleri içerisindedir. En çok onu merak ediyorum. Eğer Çünkü malzemeler az içinde değilse. malzemeler var bunda. Hayır, bence şu taraftadır diye düşünüyorum. Malzemeler yani. Şeyler, yemekler. Aç bakalım. Keşke açılıyor he. Açılıyor mu? Şöyle dik tutsan daha kolay açılmaz mı Rüyacığım Hayır. kutuyu? Böyle daha rahat. Bence dik tutsan daha iyi açılır. Yardım edeyim mi? Yengeç balığını da. Bir Hani dakika, bunu açıl. paslamışlar. Şöyle o. Of, elim acıdı Rüya. Bir saniye. Heh, çek çek çek. Bantlı. O kadar zor çıkıyor ki. Anladım. Bunlar bantlı. Nasıl bantlı? Çek 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 çek. O. Heh.
Şurayı da. Arkadaşlar siz de oyuncak aldığınızda böyle zor açıyor musunuz? O kadar zor ki yani bunlar, ben anlamıyorum ya. Bazıları ya, heh açıldı. Ama bu tarafta da bir şeyler var. O yüzden mecburen bu tarafı da açmamız gerekiyor Rüyacığım, biliyorsun ki. Büyük ihtimalle de orada malzemeler var. Anne resmen açıldı. Açıldı anneciğim, evet. Şimdi bunu bir çıkartacağız buradan. Bir saniye, evet. Önce bunu şöyle koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Bunu şimdi şurada bir bırakalım. Rüya diğerini açalım anneciğim. Dur bir dakika, bunu şimdi çıkartacağız ama sen burada bir kal bakalım araba. Araba ocak mı? Şimdi bu kutuda bir bebek olduğunu düşünüyorum. Ben inşallah vardır. Yani yoksa hayal kırıklığı yaşayacağım çünkü. Aç bakalım. Çekemiyor musun? Bir dakika. Sıkıca tutuyor ya, ben sana buradan yardımcı olacağım. Yani bunları bu kadar şey, kapatmanın yani ne anlamı var ki? Bu insanlar bizi. Tamam, çek şimdi Rüya oradan kutuyu. Götürmemizi istiyorlar. İnşallah bunun içerisinden balıklar ve diğer ürünler çıkar Rüya. Yoksa gerçekten dediğim gibi şaşıracağım. Rüya şu tacını bir takabilir misin bulup da? Çünkü gerçekten içeride olacak. Git al bakalım. Neyse ya. Rüyacığım saçlarından gerçekten yüzünü göremiyorum. Tacın içeride, tamam, getirir misin? Şöyle yapalım. Göremiyorum anneciğim, git getir içeriden rahat rahat. Bakalım, ben açmıyorum zaten ya. Burada duruyor kutu işte. Açmıyorum arkadaşlar. Rüya gelince Rüya kendisi açacak kutuyu. Bunun içerisindekiler zaten böyle gösterdiğim gibi size. Rüyacığım salonda olacak Tokan. Tacın buldun mu? Evet. Tamam hadi gel bakalım. Tamam. Kulağına ne oldu? Vurdum. Nereye vurdun kulağına? Televizyonun altında bu var. İnanmıyorum sana. Biraz dikkatli olsana. Kapat hadi. Acıyor. Tak tak hadi tacını. Sonra da şu kutuyu açalım. Galiba bütün malzemeler burada Rüyacığım. Bak şimdi yüzün daha net bir şekilde göründü. Daha rahat oldu. Ne var içinde? Aç bakalım. Tabii ki de malzemeler. Dök bakalım kutuyu. Wow. Arkadaşlar her şey var burada. İnanılır gibi değil. İnsan yok. He şöyle. Burada işte bak mesela şurada gözüken, sizin burada görmüş olduğunuz bütün her şey galiba şu. İşte bunların hepsi burada olacak diye düşünüyorum ben. Burada masalar var ya arkadaşlar. İşte. Ta ta ta. Fırın. Ha, bebek olarak bunu kullanabiliriz. Çok doğru Rüya. Harika. Bunları mı kullanacağız? Tamam. Önce bir dakika Rüyacığım, malzemeleri bence bir çıkartalım. Bir dakika. Baby şu şeyi koyalım. Kimdi bu? Unuttum adını. Hi Master. Şimdi onları aç Rüyacığım. Bu da bunu Pamuk. O da Pamuk Prenses. Pamuk Prenses ve Hi Master burada kalsınlar. Onlar bizim misafirimiz olurlar. Anladın mı? Ama bu kızı keşke koysalarmış yani. Bu kadar yapıyorsunuz. Şu çocuğu da koysaydınız da kutunun içine. Açabiliyor musun? Oh. Açıyorum da bir dakika çocuk. Yardımcı olabilir mi eğer istersen, açamayacaksan? Açamıyorum ki. Hep işin baklamışlar bunları. Bantlarını aç oradan önce. Heh, açtım. İşte çıktı, harika. Aa nerede? Çıkar 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 çıkar. Aç 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 aç. Yardım eder misin? Anneciğim yardım ederim tabii ki ama senin açsan. Heh, bak oldu işte, çok kolay. Birazcık uğraşman gerekiyor sadece. Wow, sandalye ve masalar. Harika. Koy bakalım yan yana. İki tane sandalye var. Evet tamam işte, iki kişilik yani. Yani. Şimdi bunlar fast foodçunun sandalye ve masaları. Buraya geldiklerinde oturuyorlar. Burada fast food yiyorlar işte. Bu ne? Balık siparişi diyorlar. Burası bir balıkçı. O ne bakayım? Kasa mı Rüya? Evet kasa. Şimdi şunları çıkartır mısın? Arkadaşlar burada bir tane daha bir poşet var. Onun içerisinde bir malzemeler var. Siz isterseniz masaya buyurun, bekletmeyelim size. Tamam, masaya al bakalım onları. Koy bakalım. Bu. Pamuk Prenses'le High Master mı yiyecek şimdi? Evet. Maalesef. Bunu da açacağız arkadaşlar biraz sonra. Hepsi tam takım olacaklar. Arkadaşlar yalnız. Oturdu mu? Oturdu işte, tamam harika. Hi Master'ı da oturt istersen. Hi Master sen de gel, sana da Rüya. Tamam tamam, olabilir böyle şeyler, sorun değil. Bak ne yapalım biliyor musun? Masayı hazırladıktan sonra çağıralım bence bunları. Tamam. Sen burada otur bakalım şimdi Pamuk Prenses. Rüya masayı hazırlasın. Evet Rüyacığım şimdi. Kasamızı buraya bırakalım. Kasamız orada, evet. Onu da aç bakalım. Onun içerisinden çıkacak şeyleri gerçekten şu anda merak ediyorum. Ay, doğrusu. Ben sanırım. Yalnız Rüya burada başka eksik bir şeyler var gibi hissediyorum ben ama. Tamam. Bunlar ne? Balıklar mı?
Rüya, bunu çıkartmadık biz bu arada. Bir saniye. Bunu çıkartacağız daha. Kutuyu çıkartmamız gerekiyor. Benim acım, bu ne? Sepet. Hangi sepet? Bu sepet bak, masanın üzerine değil de nereye koyacağız onu? Bak. He bak şöyle Rüya. Piknik sepeti gibi. Bak burada yapmışlar, gördün mü? Bak. Her şeyi burada arkadaşlar masanın kenarlarına koymuşlar. Aa, çay şeyi, çay şeyi. Evet, mesela balığını yedikten sonra işte canı çay isteyen olursa çay içecek bununla beraber. Ay. Evet arkadaşlar, şimdi Rüyacığım. Ben buranın ahçısıyım. Ay, ahçı sen misin? Evet. Elinde aynayla dolaşan bir ahçı da daha önce hiç görmemiştim yalnız. Evet maalesef. Bu arabayı buradan çıkartmayacak mısınız hanımefendi? Çıkartacağız. Hadi çıkartalım onu oradan. Ay, yardım et ya abla bana. Tamam tamam. Ha, evet işte arabamız geldi. Harika. Harika lezzetlerle dolu. Meyve, bu bizim balıkçı arabamız. Şimdi burada bir inceleyelim bakalım. Ne var orada? Raf mı var? Orada raf var. Evet arkadaşlar, yalnız şurada da bir menü görüyorum ben. Mesela burada menü yazıyor. Bunu da alabiliriz buradan diyeceğim ama yok, bakalım burada bir şey var mı? Yok. Neyse. Bunlar da pek bizim işimize yarayacak bir şey değil. Ha, burada da şey varmış Rüya bak. Burada işte fiyatları falan yazıyormuş burada ne olduğu, anladın mı? Ama bu pek bizim bir işimize yarayacak bir şey değil. Ben bunun arkasını çok merak ediyorum Rüya, bu arabanın. Bir arkasını gösterir misin bize, arkasında neler var? Vay, arkasında fırın var arkadaşlar. Bantla yapıştırmışlar orayı. Mesela o fırına balıkları koyup, neredeydi balık tabakları? Açsana. Rüya dur bir dakika, şuraya kasayı koyalım arkadaşlar. Açsana. Anneciğim bir saniye izin ver. Ay, açamadım, bantlı galiba Rüya bu. Buradaki banttan orada mı var? Dur bir dakika. Şuraya bir bantını çıkartalım Rüya. Çıkartamadım. Şurada bir bant var arkadaşlar. Ondan sonra cama çıkarmaya çalıştım. Evet çıktı. Ama bu taraf gerçekten çıkmıyor. Neden çıkmıyor ben de bilmiyorum. Açılmıyor. Burası da açılmıyor. Neyse, bunu hallederiz diye düşünüyorum. Yani burada balıkları kızartıyor. Sonra arabanın önünden böyle servis ediyor arkadaşlar, böyle misafirleri gelenlere. Rüya bir şey söylemek istiyorum. Şu ay, şeyleri de gösterir misin? Yiyecek olarak ne var orada Rüya? Acı şeyler de, meyve suyu aldım ben. Aa, neler aldınız böyle? Meyve suları mı aldınız dükkana? Tamam, müşteriler şimdi gelir, hadi masayı hazırlayın, masayı. Balıkları koyun masaya. Şöyle ama fırına atacağım. İşte geliyor. Merhaba, merhaba. Şey, benim canım balık istiyordu da sizin restoranınızı tavsiye ettiler. Acaba restoranınızda güzel balıklar var mı? Maalesef kasa bozuk da başka kasaya gidin ya. Aa, ama benim canım balık istiyordu ya. Şuraya otursam da bana birazcık şey versiniz. Yemek hazırlasınız olmaz mı? Tamam. Otur bakalım hadi Rüya. Birazcık balık hazırla, bir şeyler hazırla ya kızlara. Ay. Şimdi arkadaşı da gelir onun. Olmaz ki böyle yani. Hazırlıksız yakalandık. Şurada bir yerde bizim yengeçimiz olacaktı. Yengeç hazırlayalım. Ne dersin? Hayır hayır. Niye? Dur bir dakika. Şunu oturtsana annesi. Oturtamadım ben. Gerçekten sen oturtamadım. Ben de oturtamayacağım acaba. Dur. Kolları çok oynadığı için arkadaşlar bu Masra'yın. O kadar zor oturuyor ki şöyle bacakları uzatacağız mecburen. Masra şöyle güzelce dur lütfen. Rica ediyorum. Zorlanıyorum seni oturtmakta. Kafasını şöyle yapalım. Heh. Neyse oturdu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Masayı şöyle yapalım. Masayı şöyle yap. Tamam, buraya da Pamuk Prenses'i oturtalım Rüyacığım. Arabayı şöyle koyalım. Ay, ben size nasıl? Evet. Ne istiyorsun Masra'yı? Sor bakalım Rüya ne istiyormuş? Şey, maalesef. Yengeç istiyorum, yengeç. Birazcık bekleteceğiz size. Şey, hemen eşyaları bir yerleştireyim yerine. Rüya şurada yengeç var. Yengeç versene, ikram etsene. Ama fırına koymak lazım bunu. Hmm, fırına mı koyacağınız? Tamam, biraz da şimdi gelir. Ay, birazdan gelir Pamuk Prenses de. Ama çatalları koy. Hmm, koyun bak. Ama masayı hazırlamanız gerekiyor. Yere mi oturacak misafirler? Masayı hazırlayın hanımefendi. Bu nerede senin oturacak bu Masra'yı? Bu da senin. Hı, hazırlayın bakalım güzelce. Ama birazcık bekletelim sizi. Çünkü hemen hazırlayacağız. Aa, bunları fırına atmadı. Balıkları fırına atın da pişsinler. Ondan sonra misafirlere ikram edelim. Geldiler çünkü.
Balığımız yok demeyelim yani, değil mi? Ah, burada da var. Masray, arkadaşınız bu balıktan sever mi acaba? Hamsi balığı mı o? Evet. Evet de Özlem abla sever. Evet. Görebilir miyiz bir hamsi balığını yakından? Acaba bir inceleyebilir miyiz? Bir gösterebilir misiniz bir saniye? Şöyle bakmak istiyorum ben. Ay arkadaşlar, hamsi balığı varmış dükkanda, bakar mısınız? Balığı sever misiniz siz arkadaşlar? Şöyle göstermek istiyorum ben. Ben hiç sevmem arkadaşlar. Neden? Arkadaşlar çünkü hamsi balığına bakın, çok tatlı değil balığın mi? Balığın şeyleri var diye. Kılçıkları mı? Evet. Ama balığı yerken kılçıklarını ayıklıyoruz da yiyoruz Rüyacığım. Ama sen bazılarını unutuyorsun diye yemiyorum. Öyle az mi? Bunu... Şuraya koydum ben arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hayır, bunu fırına atmadık. Pişireceksin yani. Bazen şuraya koyabiliriz. Evet, orası da mikrodalga fırın değil mi Rüyacığım? Şimdi fırını açabilirsin. Abi biri daha geliyor galiba Rüya. Merhaba. Ben de geldim. Ben de balıkçıya geldim. Hemen gelin de oturun. Ay, bana da yer var mı? Ben de hamsi yemek istiyorum. Ben de hamsi yemek istiyorum. Canım ama çok balık istiyor. Ama maalesef bir tane hamsi var. Tamam, sorun değil. Ben de başka bir balık yerim, olmaz mı? Buyurun. Tamam. Gel bakalım, sen Mastray, de buraya otur. Mastray, sen hangisini? Yengeç yemek istiyormuş Mastray. Ama birazcık bekleteceğiz sizi. Sen otur bakalım burada şimdi. Sen çatalını al Pamuk Prenses. Evet. Pamuk Prenses, sen de otur bakalım kim şimdi. Kim çay ister bakalım? Kim çay? Keyifli bir şekilde yiyebilirsin Pamuk Prenses'ciğim. Kim çay ister arkadaşlar? Pamuk Prenses çay ister misin? Tabii isterim, ne demek? Sen tamam. İster misin Masray? Çok severim çayı, ben de istiyorum, evet lütfen. Balıkla tamam. Birlikte içmek istiyorum. Rüyacığım, ikisi de çay istiyorlar, bari çaylarını da ver. Ama bunları birazcık ısıtalım. Çayı da mı ısıtacaksın? Çayı nerede ısıtacaksın? Şunu açar mısın? Göremiyorum ben. Şöyle çevirirsen biz de açar görürüz. Açar mısın? Onu açamıyorum. Açmayı beceremedim onu Rüyacığım. Şimdi ocağımız burası. Aa, evet, ocağımız burası olsun. Çok güzel. Evet. Hadi şimdi çay bardaklarını doldur da misafirlerimiz aç kalmasınlar. Koy koy koy. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar bakar mısınız? Misafirlerimizin balıkları ve içecekleri de hazır. Harikasınız. Hemen hazırlayalım. Gerçekten balıkçınıza bayıldık. Evet. Doldur bakalım. Onu da doldur bakalım. Kızlar, balıklarımızı umarım beğenirsiniz. Evet. Kızlar. Hadi gel bakalım. Dur. Arabayı da şöyle koyalım. Şöyle arabayı da görsünler. Yemekleri nasıl piştiğini görmek istiyorlar ya müşteriler. Değil mi Rüyacığım? Şöyle dursun. Ama öyle durmasın Rüyacığım. Ben göremiyorum. Şöyle dursun Rüyacığım. Görelim biz de. Bardakları düşürdük anne. Düşürmez. Kenara koy onları. Rafa koy hatta. Rafa dizmelisin sen onları. Raf orada bir yerde anneciğim işte. Bak şurada. Dur, kendime döndüreyim mi? Koy oraya. Aferin sana. Ay ne kadar güzel böyle balık yiyorsunuz arkadaşlar ya. Bu biliyorsunuz değil mi? Balık yiyen çocukların gözleri çok iyi görüyor. Şuraya bakın, hamsi balığı var, yengeç var. Şu ne ya? Ay beyengiliz mi beyengiliz? Bunlar ne böyle, salata mı? Galiba salata arkadaşlar. Şunlar da salata galiba. Yakından size göstereyim mi şöyle? Wow, harika bir balık sofrası kurulmuş burada. Wow, onlar da ne? Rüya Hanım, bunlar ne, tatlı mı? Ekmek mi? Bunlar tatlı. Ne tatlısı acaba bunlar? Bilmiyorum, adını unuttum. Adını unuttunuz, anladım. Peki o zaman afiyet olsun kızlar size. Afiyet olsun kızlar. Rüyacığım, ellerine sağlık senin de. Hadi arkadaşlar bir bay bay yap bakalım. Bay bay. Bay bay. Bay bay kızlar. Görüşmek üzere. Bay bay.